Merhabalar. 2025 YKS Tayfa. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Merhabalar. Selamlar Rukiye'cim, Aslı'cım. Hoş geldiniz. Kimler var aramızda? Tilkuz'dan öğrendik uçu Rukiye, Tuğba, Boğa ben arkadaşlar bu arada. Yeni tanıştığım arkadaşlarımla iyi ki tanıştım, mutlu oldum. Yakup'cum hoş geldin. Rabia'cım hoş geldin. Nasılsınız? Nasıl gidiyor Ekim ayı? İyi misiniz arkadaşlar? Birçoğunuz okuldan yeni geldi galiba. Yakaladım sizi. Saati özellikle 5 olarak belirledim. Okulda olmayın diye. Kimler mezun? Kimler ilk kez girecek? Biraz tanışıp kaynaşalım bakalım. Yakup'cum çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum arkadaşlar. Gayet iyiyiz, şükürler olsun. Rabia mezun, Aslı mezun, başka kimler mezun? İlk kez girenler parmak kaldırsın. Girecek olanlar. Ah, teşekkür ediyorum. Bakan gözler güzel. Güzel bakan güzel görürmüş. Teşekkürler. Rukiye'cim mezun. Rukiye bu arada bizim kayıtlı öğrencimiz. Benim canım adaşım. Kalplerimi gönderiyorum sana. Yakup mezun. Ece de mezun. Yani yoğunluklu mezunuz o zaman. Kimse parmak kaldırmadığına göre ilk kez girecek olanlar sanıyorum yok. Tamam. Arkadaşlar bu seminerde 2025 YKS'ye hazırlanan siz değerli öğrencilerim için çalışma programının olmazsa olmazlarından, bir programın hangi özellikleri taşıması gerektiğinden bahsedeceğim ve TEKUZEM'in kullandığı yapay zeka tek es sisteminden de seminer sonunda örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağım. Eğer hazırsak kıymetli YKS Tayfa, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu hazırladıysak, bütün gözler ve kulaklar bendeyse kıymetli öğrencilerim, seminerimiz başlıyor. Başlar başlamaz tabii ki de ne diyoruz arkadaşlar? Önce motivasyon. Motivasyon bir ihtiyaçtan doğar. Nasıl mı? İhtiyaçlarımız davranışlara sebep olur ve bu davranışlar sonrasında tatmin duygusu yaşayarak motivasyonumuzu sağlarız arkadaşlar. O halde sizin ders çalışma davranışınızın sebebi nedir? Neden ders çalışmak istiyorsunuz? Ders çalışmak neyi tatmin edecek sizde? Ya da aslında sizi ders çalıştıran ihtiyacınız nedir? Kimlerin hedefi nelerdir? Bu hedef gerçekten motive olmanız için yeterli mi? Herkesten hızlıca yanıt bekliyorum. Kimler neden YKS'yi kazanmak istiyor arkadaşlar? Sebebimiz ne? Neden bu sınava giriyoruz? Neden ders çalışıyoruz? Hadi bakalım, herkesten yanıt bekliyorum. Mutlaka bir sebebiniz olmalı. Rukiye diyor ki hocam, kendi ayaklarımın üzerinde durmak için hayat standartlarımı yükseltmem lazım hocam. Durancım, o kadar haklısın ki. Ailemi gururlandırmak için, hedefime ulaşmak için. Yakup'cum hedefin ne? Hedef çok soyut kalıyor. Yani böyle bir duygudan bahset ki o duyguyu düşündüğümüzde bile evet gerçekten haklı diyebilelim. Daha iyi bir yaşam kalitesi için. Aynen öyle arkadaşlar. Çok güzel. Ve sadece hedefi belirlemek ya da o anki tatmin duygusunu hissetmek kıymetli öğrencilerim yetmez. Çünkü eğer ki mevcut seviyeniz, şu anki mevcut seviyeniz ihtiyacınızı karşılamıyorsa sadece durduğunuz yerde istemek yetmez. İş eyleme dökme vakti. Her ne yapacaksanız artık adım atın ki ben sanmıyorum ki Ekim ayının artık 9'una geldik. Çalışmaya başlamayan öğrenci olduğunu sanmıyorum. Ufak ufak da olsa başlamış olabileceğinizi öngörüyorum ve temenni ediyorum arkadaşlar. Eğer aranızda hiç başlamayanlar varsa da her ne yapacaksanız artık adım atın. Eyleme geçmek ve ihtiyacın peşinden gittiğinizi görmek size büyük moral verecektir. Motivasyonunuzu zaman kaybetmeden yükseltin. Çünkü artık vakit ders çalışma vakti arkadaşlar. Ve ders çalışmak için kitap mı almayı planlıyorsun? Git ve o kitabı al. Bir kursa, bir kuruma kayıt mı olmak istiyorsun? Git o görüşmeyi yap ve kayıt ol. Çalışma programı mı hazırlamak istiyorsun? O zaman TEKUZEM'desin, doğru adrestesin. Seminerde kalmaya, beni dinlemeye devam et.
Karşınızda Ecem. Ecem dereceyle YKS'yi kazanan ve istediği fakülteye yerleşen kıymetli bir öğrencimiz arkadaşlar. Ecem başarılı bir öğrencim ve dereceyle kazandığı için kendine bir YouTube kanalı kuruyor. Birçok derece öğrencisi gibi. Diğer hazırlanan öğrencilere de bir nevi aslında koçluk gibi ya da öneri gibi hani onların hayatına dokunmaya güzel bir amaçla çalışıyor. Ve Ecem'in şöyle bir çalışma disiplini var arkadaşlar. Nasıl derece elde ettiğini anlattığı bir videonun özeti şu. Her dersten not tuttuğunu söylüyor. Her gün günde en az 300 soru çözdüğünü söylüyor. Tüm konuları baştan sona dinlediğini söylüyor. Günde en az 10 saat ders çalıştığını söylüyor. Ve böyle bir programla baştan sona çalışarak hazırlandığını, programın sonunda da dereceye ulaştığını söylüyor. Peki Ecem'i izleyen Can ne yapıyor? Boş durur mu? Asla. Onun derece yaptığı programı birebir hazırlıyor. Başta uygulamak ağır gelse de kendini zorluyor ve uyguluyor. Arkadaşlar Can aynı programı uygulamasına rağmen derece yapmayı bırak. Bak bir kenara bırakıyorum. Dereceyi bırak. Can sınavı kazanamıyor. Mezuna kalıyor ve tekrar hazırlanıyor. Peki kıymetli öğrencilerim. Ecem'in dereceyle kazandığı program Can için neden verimli olmadı? Can neden başarısız oldu? Herkesten kısa kısa yanıtlar bekliyorum. Neden olabilir? Ecem aynı programla dereceyle kazanıyor. Can neden kazanamıyor? Raviya diyor ki çünkü herkesin eksiği farklı. Program kişiye özel olmalı. Aynen öyle Rabia'cığım. Ağzına sağlık. Canın aklı kıt. Hayır, IQ seviyelerimiz birçoğumuzun birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Yöntem farklılığı vardır. Rukiye de çok doğru söylüyor. Bir düzeni olmadığı için olabilir. Aynen öyle. Peki şimdi gelelim mi? Can nasıl bir program hazırlamalıydı da dereceyle kazanmalı ya? Arkadaşlar derece yaptıracak bir programda olmazsa olmazlar. Bir, program verimli olmak zorunda. İki, program seviyenize uygun olmak zorunda. Bir kere seviyesini bilmeyen bir öğrenci program hazırlamamalı. Hazırlayamaz. Hazırlamasın da. Seviyeni bilmiyorsun. Neye göre yola çıkacaksın ki? Eksiğin ne, fazlan ne, ortada olduğun konular ne? Üç, programınız sürdürülebilir olmalı arkadaşlar. Dört, programınız öz disiplin düzeyinize uygun olmalı. Beş, programınızın sonuçları somut olarak ölçülebilir olmalı. Programınızın sürekliliği dönem sonuna kadar, sınav tarihine kadar devam etmeli. Programınız öğrenme yapınıza uygun olmalı. Yani programınızı kendinizi tanıyarak oluşturmalısınız ve en önemlisi siz değerli YKS öğrencilerim, her biriniz biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Tıpkı sizin gibi programınızda biricik, tek ve özel olmalı. Yani kişiye özel olmalı. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum. Ders çalışma programı oluşturmadan önce anlaştık. Ders çalışma programı oluşturmadan önce kıymetli öğrencilerim, bazı bilmemiz gerekenler var. Bunlar aslında bizde çok büyük bir alışkanlık. Ama ne yazık ki yanlış alışkanlık arkadaşlar. Genelde YKS öğrencilerimde kendi koçluğunu yaptığım, rehberliğini yaptığım, görüştüğüm öğrencilerimde bazı durumlarla çok karşılaşıyorum arkadaşlar. Yani öğrencilerimden şöyle talepler alıyorum. Hocam işte ders atlayayım. Ya da ben matematik sevmiyorum hocam. Ben zaten özel eğitim öğretmeni olacağım. Matematiğe gerek yok. Ya da hocam paragraftan çok sıkılıyorum, çok vaktimi alıyor, paragraf çözmesem olur mu? Hocam fiziği oldum olası sevmiyorum, çok karışık, nefret ediyorum, fizik çalışmıyorum diyenler çok arkadaşlar. Bu tarz söylemlerle karşılaşıyorum. Ama benim geri bildirimim de şu oluyor. YKS arkadaşlar ortalama 4 milyon öğrenci giriyor. Yüksek puan almak istiyorsan, ilk yılında yerleşmek, kazanmak istiyorsan bütün derslere, tüm eksik olduğun konulara çalışmak zorundasın. Eksikliklerini tamamlamak zorundasın. Burada okey miyiz? Ben hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar şu an bir kere
Ders seçebileceğin bir zamansızlığın yok, daha dönemin başındasın, zamanın var. Bence enerjin ve isteğin de olmalı, motivasyonun da olmalı. Kazanmak istiyorsan zoru başarmalısın. Tüm eksikliklerine yüzleşmelisin. Eksikliklerini kapatmaya gönüllü olmalısın. İki arkadaşlar genelde destek almayan öğrencilerim de kendi hazırladıkları programlarda çok yoğun programlar hazırladıklarını görüyorum. O kadar yoğun ki günde 8 saat, 10 saat, 12 saat çalışan öğrencilerim var. Kendilerini çok bunaltıyorlar. Artık birkaç aydan sonra öğrenci böyle dersten boğuluyor. Yani çalışmak istemiyor, kitap görmek istemiyor, defter görmek istemiyor, öğretmen duymak istemiyor. Çünkü tahammül seviyesini aşmış. Yani o krediyi, o enerjiyi birkaç ayda o kadar bitirmiş ki. Daha sonra ne program, ne ders, ne YKS her şeyden vazgeçiyor. O yüzden kıymetli öğrencilerim, lütfen ama lütfen kendinizi bunaltacak kadar ağır bir program yapmayın. Her zaman söylerim, bütün gelişim süreçleri basitten karmaşa doğrudur. Kolaydan zora doğrudur. Hiçbir şey zordan sonra kolaylaşmaz. Adım adım bir bebeği düşünün. Bebek mesela koşarak mı emekliyor? Hayır. Adım adım. Önce kendini dik tutuyor, tutunuyor bir yerlere. Bir adım atıyor, düşüyor, emekliyor. Sonra normal yürüyor, sonra koşuyor. Yani ben hiçbir bebek görmedim ki doğar doğmaz koşup sonra yavaşlıyor. Ders çalışma rutini de böyle yavaştan hızlıya doğru olmalı arkadaşlar. Aksi takdirde birden programı bıraktığında ve hiç çalışmadığında o yaptığın ummanlı çalışmalarda üzülerek söylüyorum ki boşa gidecek. Ve lütfen arkadaşlar tekrar yapmayı ihmal etmeyin. Tekrar işin anahtarıdır. Tekrar bilginin sigortasıdır arkadaşlar. Nasıl gidip kaliteli bir araba alıyorsun, ev alıyorsun, telefon alıyorsun, hemen gidip kaskosunu yaptırıyorsun, sigortasını yaptırıyorsun. Neden? Ya başına bir şey gelirse diye teminat altına alıyorsun. Ama bilgiyi arkadaşlar biz sürekli konu çalışıp konu çalışıp konu çalışıp tekrar etmiyoruz, soru çözmüyoruz. Arkamıza bir bakıyoruz yüzlerce konu, hiçbiri öğrenilmemiş, konuyu çalışıp bırakmışsın. Öyle değil mi? Ama düzenli tekrar yapan bir öğrenci o konuyu sadece çalışmış olmuyor, o konuya sahip olmuş oluyor. Onun için o konu artık ön bellekte değil, arka bellekte, yani kalıcı hafızada demek oluyor. O yüzden lütfen arkadaşlar çalışma programınıza unutma hızınızı bilmiyorsanız acilen öğrenin. Unutma hızı çok önemli. Unutma hızınıza göre tekrar periyotlarınızı ekleyin. Çünkü sınav sürecinde zor olan şey bilgiyi öğrenmek değil, bilgiyi akılda tutmaktır arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi geliyorum. Hazırlık sürecinde şu an belki dönemin daha ilk çeyreğindeyiz, daha çok başındayız. Bunun ikinci çeyreği, üçüncü çeyreği ve son çeyreği olacak tabii ki de. Her zaman bütün periyotlarda tüm edindiğiniz küçük ya da büyük başarılar için kendinizi ödüllendirmeyi ihmal etmeyin kıymetli YKS öğrencilerim. Ödül zihni harekete geçirir. Ödül ve ceza yöntemi çok etkili yöntemlerdir. Çok ağır olmadığı sürece, çok abartılmadığı sürece. Çünkü zihin tatmin olur. Küçücük bir çikolatadan bile, küçücük bir kalemden ya da birinin seni tebrik etmesinden bile harekete geçebilirsin. Bu çok önemli. Ben buna hep şunu diyorum arkadaşlar. Bu psikolojik bir benzin gibi. Nasıl bir araba benzinsiz hareket etmiyor, mazotsuz hareket etmiyor. Kişi de bu içgüdüsel olarak kendini takdir etmediğinde, başarıyı duygusunu duymadığında tatmin olmuyor arkadaşlar. Lütfen kendinizi ödüllendirin. Eğer bütün hafta yoğun bir tempo ile eksiksiz bir çalışma yaptıysanız, bütün programınıza uyduysanız o hafta herhangi bir saat kendinize off saati ya da off yarım günü, off tam günü yapabilirsiniz. O günde sinemaya gidebilirsiniz, arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz ya da sadece uyuyabilirsiniz, sadece durabilirsiniz. Küçük ya da büyük ödüller dediğim gibi hepsinin etkisi aynı, kendinize verin. Çünkü YKS arkadaşlar sadece bilgi ölçen bir sınav değil. YKS aynı zamanda psikolojik bir sınav.
Psikolojisini sağlam tutan öğrencilerin kazanabildiği bir sınav ve unutmayın ki hiçbir sınav sizin psikolojinizden ve sağlığınızdan önemli değil arkadaşlar. Anlaştık mı? Aynen öyle Durancığım. Hiçbir sınavda ÖSYM öğrenciden çok fazla çalışmasını ya da bütün günlerini, gecelerini sınava ayırmasını istemez. Ama bütün sınavlarda ÖSYM öğrencilerden tam ve net bilgi, kalıcı bilgiyi ister. O soruda şaşırmamasını, o soruda dikkatinin dağılmamasını ister. Bu da neye bakıyor? Psikolojini yönetmene bakıyor. Soğukkanlı mısın? Buna bakıyor. Dikkatin dağılacak mı? Buna bakıyor. Yarım sayfa sana bir soru sorduğunda okuma hızına bakıyor. Anlama hızına bakıyor. O bilgiyi biliyor musun? Muhakeme yeteneğin var mı? Yorum katabiliyor musun? İşte tam olarak bunlara bakıyor. Ve kıymetli YKS öğrencilerim, program hazırlarken derslerdeki seviyenizi asla göz ardı etmeyin. Çünkü seviyeniz aslında programın yoğunluğunu ya da daha az yoğunluğunu etkiliyor. Bunu çok güzel bir örnek vererek pekiştirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, ben, Ayşe ve Fatma, bizi üç kişi olarak düşünün. Üçümüz farklı şehirlerdeyiz ve bir date planladık. Dedik ki arkadaşlar, İstanbul'a Galata Kulesi'ni ziyarete gideceğiz dedik. Örnek veriyorum. Orada bir gün geçireceğiz, bir gece geçireceğiz. Ama ben Ankara'dayım. Ben şu an gerçekten Ankara'dayım. Ayşe Muğla'da, Fatma da Gaziantep'te. Bak, üçümüzün konumlarının farklılığına bak. Ama bizim gideceğimiz yer Galata Kulesi'nin önü. Orada buluşacağız. Tarihi de belirledik. Dedik ki Galata Kulesi'ne 10 Ekim'de saat 12'de gideceğiz. 12'de orada olacağız. Okey. Burada tasvir ettiğim şey Galata Kulesi sınav. Ben bir öğrenciyim, o bir öğrenci, o bir öğrenci. Yani biz bu sınavlara milyonlarca öğrenci olarak giriyoruz ama benim başladığım yer Ankara. Benim kilometrem farklı. Diyelim benim 100 kilometrem var. Ayşe'nin 200 kilometresi var. Fatma'nın 300 kilometresi var. Ama biz aynı sürede, aynı gün, aynı tarihte orada olmak zorundayız. O zaman daha uzakta olan kişi daha erken yola çıkmak zorunda değil mi? Mantıklı düşün. En uzakta olan kişi en erken çıkmak zorunda. Ben en yakındayım. Şu an ben ikisinden de yakınım. Ben daha geç çıkabilirim. Bunu seviye olarak düşün. Ben şu an 300 puan alan bir öğrenciyim. Hedefim 450 puan. 150 puan var. Ama Duran 200 puan alan bir öğrenci, hedefi 450 puan. 250 puan var. Duran benden daha çok çalışmak zorunda. Neden? Duran'ın daha çok eksikliği var. Ben belki 10 konu bilmiyorsam, Duran 20 konu bilmiyor. Bunu neyle ölçebilirim arkadaşlar? Bunu kafamdan böyledir diyemem. Bunu gelişi güzel size hiçbir öğretmen, hiçbir rehberlik uzmanı diyemez. Bunun tek bir ölçüm kaynağı vardır. Seviye belirleme sınavı. Seviyeni ölçmeden ne olduğun yeri bilebilirsin, ne gideceğin yere ne kadar sürede gideceğine, ne de gideceğin yere olan uzaklığını bilebilirsin. Bunları bilmediğinde de üzülerek söylüyorum arkadaşlar. Gittiğin yerin bir önemi yok. Çünkü büyük bir ihtimalle yetişemeyeceksin zaten. Plan, plan, plan. Her şeyi planlı yapmanız gerekiyor. Ve derslerdeki seviyenizi ölçmelisiniz ki nerede ne çalışacağınız ortaya çıksın. Ders çalışabileceğiniz süreye, sınava kalan zamana ve seviyenize göre sadece size özel bir çalışma programı hazırlamalısınız arkadaşlar. Ve bu programda haftalık olarak öğrendiğiniz, öğrenemediğiniz, uyum sağladığınız, uyum sağlayamadığınız konulara göre de her hafta programınızı takip etmeli, otomatik olarak yenilemelisiniz. Mesela aşağıdaki görselde tek üzeme kayıtlı olan bir öğrencinin programının örnek bir kesiti var. Belirli bir alanı var. Mesela bazı derslerde tekrar, bazı derslerde konu anlatımı, bazı derslerde soru çözümü yapmasını istedik bir öğrencimizin. Ve bunun bir sebebi var. Buyurunuz sebebi. Bu ekranı ilk kez görenler kimler? Garanti öğrenme modeliyle ilk kez tanışacak olanlar. Kimler ilk kez görüyor? Daha önce seminerlerime katılmayanlar var mı?
Sanıyorum yok. Ha, Ece var, tamam. Arkadaşlar özellikle ilk kez giren öğrencilerim için söylüyorum. Bence ekran görüntüsü alın sadece bu ekranın. Çünkü bahsettiğim gibi mevcut seviyeniz neyse çalışmaya ayıracağınız süre ve yapacağınız çalışmanın türü değişir. Mesela ben matematik dersinde temel seviyede olan bir öğrenciysem benim önce ön hazırlık yapmam gerekiyor. Ön hazırlık temelimin olmadığı derslerde ders yapılmadan önce ders içeriğine dair genel bir fikir edinmemi sağlayan hazırlık çeşidi. Eğer hiç temelim yoksa benim bunu yapmam gerekiyor. Bu zorunlu bir adım. Eğer birazcık temelim varsa yani bir değil de ikinci basamaktaysam konu anlatımı çalışmam gerekiyor. Konu anlatımını canlı derslerden, video derslerden, okuldan, kurstan, dershaneden ya da konu anlatım içerikli kitaplar ve notlardan yapabilirsiniz. Eğer bir derste arkadaşlar üçüncü seviyedeysem yani ben tam olarak o yolun ortasındaysam, beş basamaklı merdivenin üçüncü basamağındaysam detaylı konu tekrarı yapmam gerekiyor. Çünkü artık ilk iki basamağı atladım yani onları çalıştım. Öğrendiğim bilgileri daha kalıcı hale getirmem gerekiyor. Bunun için de kısa özet tekrar videoları, canlı dersleri, notları ya da kitaplarından faydalanabilirim. Eğer bir derste dördüncü seviyedeysem, yani ileri seviyedeysem, alıştırma soru çözümü yapmam gerekiyor. Bu da tam olarak öğrendiğim bilgileri sorularla pekiştirmem için çözümlü soru bankaları ya da çözümlü soru canlı ya da video derslerinden yapacağım çalışmaya deniyor. Yani ben artık dördüncü level'a gelmiş bir öğrenciysem benim ön hazırlıkla da konu anlatımıyla da işimin olmaması gerekiyor. Eğer ben bir derste beşinci seviyedeysem yani çıkabileceğim en yüksek seviyeye çıktıysam, üst seviyedeysem o derste pekiştirme soru çözümü yapmam gerekiyor. Bu aşamada artık konuyu kavradığınız için daha fazla soru tipleri görmeniz ve bunlara hakimiyetinizi artırabilmeniz adına çözümsüz soru bankalarından süreli bir şekilde kronometre eşliğinde sorular çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve biz bu beş basamaklı öğrenme yöntemine tek uzamda patenti bize ait olan bir kavram garanti öğrenme modeli diyoruz. Yani seviyene uygun çalışırsan anlayamayacağın hiçbir konu, çözemeyeceğin hiçbir soru olmaz. Ama gelişi güzel çalışırsan, yani tutup da temelin olmadığı bir derse gidip soru çözmeye kalkarsan çözemezsin. Geçmiş olsun, çözemezsin. Eğer temelinin çok iyi olduğu bir derste gidip konu anlatımı çalışırsan vaktini yetiştiremezsin, sınava yetişemezsin gibi. Yani teşhis ve tedavi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Herkes hazırsa, yine bütün gözler, kulaklar, dikkatler bendeyse, tek uzam yapay zeka sistemi üzerinden örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? Buraya kadar bana sorularınız var mı? Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz içerikler var mı? Sorabilirsiniz. Programa geçmeden bunları konuşalım isterim. Sorularınız varsa iletebilirsiniz tam bu aşamada. Çok güzel, o zaman çok iyi anlaşılmışım. Sorunuz yok. Şimdi ben bir yandan kullanıcı adıma ve şifreme bakıyorum. Arkadaşlar, bu hazırlayacağımız program yapay zeka sisteminden hazırlayacağımız bir program. Sistem yöneticimden rica etsem beni tekuzam.com'a gönderebilir mi? Öyle bir program hazırlayacağız ki arkadaşlar bütün bu saydığım özellikleri seviyeye uygun, öğrenme yapısına uygun, öğrencinin kalan zamanına uygun, öğrencinin hedefine olan uzaklığına uygun her şeye uygun olacak. Ve bunu misafir öğrenci olarak seminerime katıldığınız için her biriniz yapay zeka sisteminden
Bir kere yapabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden şu an attığım adımları çok iyi takip edin. Anlayamadığınız kısımlar olursa da lütfen beni bölün ve sorun. Anlaştık mı? Şu an karşımızda Tekuzem ekranı var. Tekuzem öğrenci girişi alanı. Görüyor muyuz? Şu an görünüyor mu? Şu an görünüyor olması gerekiyor. Öğrenci girişi diyor. Şimdi burada arkadaşlar zaten benim seminerime girmek için her biriniz misafir bir üyelik oluşturdunuz ya. Orada sizin bir kullanıcı adınız ve şifreniz var. Yani mail adresiniz ve şifreniz. Buraya bu bilgileri yazacaksınız. Seminerden sonra şu an değil. Şu an yaparsanız seminerden çıkmış olursunuz. Şu an sadece dikkatli bir şekilde beni izliyorsunuz ve dinliyorsunuz. Anlaştık mı? Şimdi buraya hemen kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Giriş yapa tıkladım. Karşıma burada arkadaşlar sizin adınız soyadınız yazacak. Eğer cep telefonundan girerseniz cep telefonunda şöyle görünüyor arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz cep telefonunda. Bekleyen görevlere tıklıyorsunuz. Hem öğrenme yapınız hem de derslerdeki seviyenizi ölçümleyebilmek için burada Tekuzem'in ücretsiz birkaç eğitim analizi ve seviye belirleme sınavı var. Bunları çözebilirsiniz. Kayıtlı olan öğrenciler bunları ve çok daha fazlasını zaten zorunlu bir şekilde çözüyorlar. Eğitim analizi 1'e tıklıyorum. Bunu çözmeyen varsa kesinlikle çok şey kaybeder. Linkini atıyorum. Seminer sonrası tıklayın. Şu an linki kopyalayabilirsiniz herhangi bir yere. Seminer sonrası tıklayıp çözebilirsiniz. Bu analizi arkadaşlar Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan, patenti Tekuzem'e ait olan öğrencinin öğrenme yapısı ve psikolojik yapısını, sınav hazırlık sürecinde onu etkileyebilecek bütün özelliklerini tek tek ölçtüğümüz eğitim analizi uzmanlar ve psikologlar tarafından hazırlandı. Bunu çözdüm. Akabinde eğer vaktiniz olursa seviye belirleme sınavlarını da mutlaka çözün. Sonra çalışma takvimi 1'e geleceksiniz arkadaşlar. Kayıt olursanız takvimi sınırsız, sınav tarihine kadar istediğiniz kadar yapabiliyorsunuz bu arada. Bu panel kayıtlı olan öğrencilerin girebildiği, kullanabildiği bir panel. Siz misafir öğrenci olarak deneyimleyeceksiniz. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya tıkladığımda benim kendi sorumluluklarıma uygun bir programa ihtiyacım var ve bu programın benim seviyeme göre, öğrenme yapıma göre yapılması gerekiyor. Diyelim ki bu ilk iki görevi yaptım. Artık gelip programı hazırlayabilirim. Program derslerini seçe tıklıyorum. Eğitim seçinize tıklayıp buradan derslerimi seçiyorum. Mesela TYT için bir program hazırlayacağım kendime. Felsefeyi ekliyorum. İstediğim dersi böyle üzerine tıklayıp sürükleyebilirim. Telefondan girerseniz de şöyle arkadaşlar üstüne tıklayıp artı diyorsun. Ya da üstüne tıklayıp eksi diyorsun mesela. O ders gidiyor gibi düşünebilirsin. Şimdi buradan random birkaç tane ders seçtim. Size göstermek için örnek olarak yapıyorum bu arada. Burada derslerimi yeniden seçeyim. Türkçe, kimya, tarih, felsefe. Siz buradan istediğiniz dersi seçebilirsiniz. Kaydet diyorum. Çalışma alanı belirleye tıklıyorum. Burada kendi sorumluluklarıma uygun bir program yapacağım için işe gidiyorsam işime göre, okula gidiyorsam okuluma göre ya da evli olabilirim, çocuklu olabilirim, işte ikinci, üçüncü üniversitem için de girebilirim. Fark etmez. Ben evde olan mezun bir öğrenci olayım. Günde 6 saat fix ders çalışacağım her gün. Oluştur diyorum.
Bunu yapay zeka hazırladığı için arkadaşlar, çalışma programı hazırlarken benim mola sürelerime, tekrar edeceğim sürelere, hangi derste konu çalışacağım, hangi derste soru çözeceğim, hangi derste deneme çözeceğim, hangi derste tekrar yapacağım, bunların hepsine göre benim planımı oluşturuyor. Çalışma salonuna git diyorum ve karşımda benim günlük programım arkadaşlar. Bakın, felsefe, kimya, tarih, seçtiğim bütün dersler, bir haftalık programım Türkçe karşımda. Bu programı bir hafta boyunca tamamlamak zorundasın. Saati, günü önemli değil. Boşta kaldıkça gelip mesela felsefeyi tanıma, felsefenin anlamı, felsefe terimi, çalışmaya başla diyorum. İlgili konusunu çalışıyorum. Bak, şu an karşıma otomatik video geldi. Bakın, derslerin kalitesine de bakın arkadaşlar. Ne kadar kaliteli, görsellerle desteklenmiş, vurgulu anlatan öğretmenlerle ne kadar güzel çalışıyoruz. Ben bu videoyu bu kadar dakikada çalıştım. Çalışmayı tamamladım diyorum. Ve artık bu çalışma benim önümden kalkıyor. Yani kıymetli öğrencilerim, şu anda birçoğunuzun sorunu ne çalışacağını bilmemek değil mi? Hocam, hangi derste ne çalışacağım, nerede soru çözeceğim, nerede tekrar yapacağım diye sormuyor musunuz bütün öğretmenlerinize, bütün öğrenci koçlarınıza? Yani şu an birçoğunuzun sorunun planı yok. Buyurun size plan. Hem de bu plan seni tanıyarak oluşturulan bir plan. Sana özel hazırlanan bir plan ve senin bir öğrenci olarak tek sorumluluğun bu plana uymak. Sizce de böyle bir sistemle çalıştığınızda çok daha rahat sonuca varmaz mısınız arkadaşlar? Her şey daha net ve daha rahat olmaz mı size özel planlandığında? Ben çok rahat fark yaratabileceğinizi düşünüyorum. Mesela kimya dersi. Çalışmaya başla diyorum. İlgili dersini çalışıyorum. Geliyorum, tamamladım diyorum. İşte bu kadar basit. Ama kendiniz çalıştığınızda YouTube'dan videoyu bul. Onu mu çalışayım, bunu mu çalışayım, şu hoca mı, bu hoca mı, şu saat mi, bu saat mi, şu gün mü, bugün mü? Dağılıyorsunuz arkadaşlar. Farkında bile değilsiniz ama çok dağıtıyorsunuz kendinizi. Bakın, seminerin başında da söyledim. Bu sınav 4 milyona yakın öğrenciyle yarıştığınız bir sınav. Artık zor, sorular zor, yeni nesil akıl istiyor, mantık istiyor. Gerçekten muhakeme yeteneği istiyor. Bunları herhangi bir video ile plansız, random çalışarak edinemezsiniz arkadaşlar. Kesinlikle başarının sırrı düzenli ve planlı olmaktır. Programlı çalışmaktır. Kişiye ve seviyeye özel bir programdır. Bahsettiğim şey bu. Biz de bunu tek uzem olarak yaklaşık 10 yıldır bütün kayıtlı öğrencilerimizde yapıyoruz ve bu yüzden de şu an Türkiye'nin en başarılı uzaktan eğitim kurumu TEKÜZEM'dir arkadaşlar. En eski uzaktan eğitim kurumu da TEKÜZEM'dir. Mesela Türkçe, anlam bilgisi. Mustafa'cığım, girebilirsin ama burada saatin ya da günün bir önemi yok. Bir hafta boyunca yapacağım bütün çalışmalar, ister gece çalış, ister gündüz çalış, bir önemi yok. Bir hafta içinde bunları bitirmen lazım. Mesela... Aynen öyle. Saatle günle sizi sıkıştırmıyor. Biraz bak, şu an ekranı görüyorsunuz. Bak, aşağı doğru indiriyorum ya. En aşağıya kadar bu benim bir haftalık programım. Günde 6 saat çalışacağım dedim. 6 kere 7 42. 42 saatlik program var burada. Çalıştım mı? Tamamladım diyorum, önümden kalkıyor. Bak, tamamlanan çalışmalar da arkadaşlar şuraya gidiyor. Buraya geliyor. Şu an birkaç tane video tamamladım mesela. Ve bunu yapay zeka arkadaşlar her hafta otomatik olarak yeniliyor. Yani bak, iki tane video izledim, ikisi de buraya geldi. Her hafta senin o bir haftaki programına uydun mu, uyamadın mı, verim aldın, alamadın, konuyu bitirdin, eksik konu bıraktın. Her şeyi hesaplıyor. Bakın, yapay zekanın performans alanı bile var arkadaşlar. O haftaki öğrenme oranın,
çalışma oranın, verimlilik oranın, yani yapay zeka senin için hem senin sürecini planlıyor hem de sen kendini değil yapay zeka seni takip ediyor. Ve bunu şu an farklı hiçbir eğitim kurumu yapmıyor arkadaşlar. Birçok eğitim kurumu sizi size bırakıyor. Sistemi sattırıyor, yani satın aldırıyor size. Sonra her şeyi size bırakıyor. İster gir, ister girme, ister çalış, ister program kendine yap, ister yapma. Tüm topu size atıyor. Bu doğru bir yöntem değil arkadaşlar. Sizin güdülenmeye de ihtiyacınız var. Eğer bu sistemi satın alırsanız bizim bu ayın sonunda TYT ve AYT için canlı sıfırdan konu anlatım, tekrar ve soru çözüm derslerimiz başlayacak. Biz Türkiye'de açılan ilk uzaktan eğitim kurumlarından biriyiz ve biz online bir dershaneyiz arkadaşlar. Artık dershaneye gitmiyorsunuz, dershanesinin evinize geliyor bizimle birlikte. Ve bununla birlikte de dersler canlı olarak yapılmakla birlikte tüm dersler kayıt altına alınıyor. Video olarak izleyebiliyorsun. Bütün derslerde soru çözüm saatleri, konu tarama testleri, Türkiye geneli denemeleri, ders notları, öğretmenlerle dönem sonu ve dönem içi kampları hepsi dahil. Yani hem eğitim desteğini karşılıyor hem de en önemlisi seni başarıya ulaştıracak sana özel program ve takip desteği sağlıyor. Yani sen yapay zekanın koçluğundan faydalanmış oluyorsun. Eğer aranızda herhangi bir kuruma kayıt olmayan varsa artık tarih, kayıt olma tarihi arkadaşlar Ekim'i bile yarılamışken ben daha fazla gecikmenizi istemiyorum. Tekuzemi de belki daha önce duydunuz ya da şu an ilk kez karşılaştık. Hiç önemli değil. Bence iyi ki de karşılaştık. Çok güzel bir tevafuk olduğunu düşünüyorum. Güzel denk geldiğimizi düşünüyorum. Böyle bir sistemle hazırlanıp dereceyle kazanmak sizin elinizde arkadaşlar. Tutarlarımız da çok ama çok uygun. Şu an ikili paketimiz yıllık ücreti sıfırdan başlayan canlı dersler artı yapay zeka koçluk sistemi. Kayıt olduğunuz günden gireceğiniz sınav tarihine kadar her şey dahil yalnızca 15.000 TL. Eğer seminere özel Cuma günü yarın 17'ye kadar kayıt olursanız dev bir indirim başlatıyorum. 5.000 TL bütün kayıt olan öğrencilere ikili pakette indirim kodu vereceğim. 10.000 TL'den TYT artı AYT'ye kayıt olup bu ayrıcalıklı sistemden faydalanmaya hemen başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 10.000 liraya kitap bile yok arkadaşlar. Ben yılların öğretmeniyim ve rehberlik uzmanıyım. Öğrenci koçuyum. Çok fazla öğrenciyle görüşüyorum. Benim 250 bin liraya dershaneye giden öğrencim var. Ve dershaneyi bırakıp pek üzerine kayıt oldu. 15.000 TL'ye bu sistemi satın aldı. Şu an çok daha fazla memnun. Yani 200 bin, 150 bin, 100 bin dershaneye veren öğrenciler var arkadaşlar. Bence bu kadar da değil. Yani sizi takip etmeyen, sizi tanımayan, seviyenize uygun eğitim vermeyen bir kuruma bu kadar yüksek tutarlar ödemenizin hiçbir anlamı ve kazancı yok. Verilerinize gerçekten yazık olur. 10.000 lira hiçbir şey değil. Hem canlı dersler hem de yapay zeka koçluk sistemi. YDT yok. TYT, AYT var. AYT kendi içinde ayrılıyor. Sayısal, sözel eşit ağırlık. Sistem yöneticim. Kayıt olmak isteyen öğrencilerimin tıklaması için linkimizi paylaşır mısın? Bu indirimden sadece linke tıklayanlar faydalanabilecek. İndirimin süresi şu an itibariyle başladı. Yarın 17'ye kadar geçerli. 10 Ekim 17'ye kadar geçerli. 10.000 TL arkadaşlar. TYT artı AYT. Eşit ağırlık, sayısal, sözel hangisini isterseniz istediğiniz gruba kayıt olacaksınız. Canlı derslerimiz Ekim ayının son haftası bu ayın içerisinde başlayacak. Sınava kadar devam edecek. Bütün derslere alanında uzman, Türkiye'nin en iyi YKS hocaları girecek. Bütün dersler kayıt altına alınacak. Video olarak sınırsız izleyebileceksiniz. Derslerin içerisinde soru çözüm, tekrar denemeler, kamplar, ders notları bunların hepsi ve çok daha fazlası olacak arkadaşlar. Ve en önemlisi yapay zeka koçluk sistemine de kayıt olmuş olacaksınız. Sizin yapay zeka ile alakalı sorularınız var mı? Semineri kapatmadan önce sorularınız varsa yanıtlamak istiyorum. Nasıl buldunuz arkadaşlar sistemi?
Sizce de çok farklı ve tam olarak ihtiyacınızı karşılayan bir sistem değil mi? Pek uzam daha ne yapsın arkadaşlar? Kazanmanız için her şeyi yapıyoruz. Çok güzel. WhatsApp hattında bayağı yoğunluk oluşmuş bu arada. Bayağı tıklayan öğrencilerimiz var. Mustafa'cığım, biz garanti öğrenme modeliyle çalışıyoruz. O yüzden dersleri sırasıyla takip edersen çözemediğin herhangi bir soru olmaz. Az önce 5 basamaklı garanti öğrenme modelinden bahsettim ya. Bizim derslerimizin içerisinde özel soru çözüm saatleri zaten var. Her şeyi zamanı gelince öğretiyoruz sana. Yani sen birinci ünitedeyken öğretmene gidip beşinci ünitenin sorusunu tabii ki de soramazsın. Çünkü biz şu an onu işlemiyoruz. Ha, bütün derslere devamsızlık yapmadan girip yapay zekanın programına uyum sağlarsan çözemeyeceğin hiçbir soru, bilemeyeceğin hiçbir bilgi kalmayacak. Son kez linkimi paylaşıyorum arkadaşlar. Tıklamayan çok şey kaybeder. Fırsat ayağınıza gelmişken, daha canlı dersler başlamamışken bence bu fırsatı kaçırmayın. Eğer sorularınız yoksa da ben hemen öğrenci koçlarıma bilgilendirmeye gidiyorum. Linke tıklayan öğrencilerimi özellikle YKS öğrenci koçlarımla görüştüreceğim. Yanınızda verileriniz olursa çok seviniriz. Genelde ödeme kısmında onlar refakat ediyorlar size. Soruları varsa bizi onlarla da görüştürebilirsiniz. Seve seve sorularını yanıtlar, yardımcı oluruz. Durancığım, ilk listeye seni alıyorum. İlk seni aratacağım. O halde çok teşekkür ediyorum kıymetli YKS öğrencilerim. Güzel katılımınız, etkin katılımınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Umarım sizin için de çok çok verimli geçmiştir seminerim. Bir sonraki seminerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Pek özenle kalın, başarıyla kalın. Hoşça kalın, iyi akşamlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.